Merhaba arkadaşlar. Elişi Sevdası kanalıma hoş geldiniz. Kanalıma abone olup beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Instagram hesabım Elişi Sevdası 5. Beni bu hesaplarına takip edip desteklerseniz sevinirim. Bugün sizlerle harika fıstıklı bir gelin şalı modeli çalışacağız. Ben çok beğendim. Çeyizi, genç kızlarımızın çeyizlerine yakışacağını düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. İplerimiz Alize Angora Gold kullanabilirsiniz ya da Nako'nun Muhar Spesyal Romantik ipi var arkadaşlar. Ben onu kullanacağım. Tığ numaram da 6 numara 1.4 milim. Malzemelerimizi tanıttıktan sonra modelimizin yapıp aşamalarına geçelim. Öncelikle 6 ya da 5 zincir çalışarak başlayalım. 2, 3, 4, 5. Elinizin sıkı ya da gevşekliğine bağlı olarak zincir sayınızı ayarlayabilirsiniz. İki zincir çalışması yaptıktan sonra halkamızın iç kısmına ikişerli 3 tane trabzanımızı çalışalım. İki seferde geçiyorum arkadaşlar. 3 zincir. Tekrar aynı yuvaya yine 3 tane trabzanımı çalışıyorum. Tekrar 3 zincir. Yine aynı şekilde aynı yuvaya trabzanımı çalışıyorum. Evet 3 tane bu şekilde trabzanlarımızı çalıştıktan sonra bir üst sıraya 4 zincir çalışarak başlıyoruz. Tekrar aynı şekilde 3 tane trabzanımı çalışıyorum. 3 zincir. Bu bizim kenar çalışmamız arkadaşlar. Yine aynı şekilde 3 dolgu 3 zincir. Şimdi iki tane örümcek çalışıyorum. 2 tane örümceğimizi çalıştıktan sonra yine aynı şekilde kenar çalışmamızı yapıyoruz. 3 zincir 3 dolgu. 4 zincir çalışarak bir üst sıraya geçiyoruz. Yine aynı şekilde 3 dolgu, 3 zincir, 3 dolgu kenar çalışmamızı yapıyoruz. Şimdi bir tane örümcek çalıştıktan sonra bakın daha önce çalışmış olduğumuz örümceğimizin üst kısmına ikili trabzan çalışıyoruz. Bir zincir tekrar aynı yuvaya ikinci trabzanımızı çalıştıktan sonra tekli örümceğimizi çalışıp kenar çalışmamızı yapacağız. Kenar çalışmamızda arkadaşlar 3 dolgu 3 zincir tekrar 3 dolgudan oluşuyordu. 1 2 ve 3. 3 zincir Bir üst sıraya 4 zincir çalışarak geçiyoruz, başlıyoruz. Tekrar kenar çalışmamızı yapıyoruz. 3 zincir tekrar 3 tane dolgumuzu çalışıyoruz trabzanımızı trabzanımızı çalıştıktan sonra bir tane örümceğimizi çalışıp bakın daha önce çalışmış olduğumuz bu ikili trabzanımızda yuva oluşturmuştuk o bölüme bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir, bir trabzan, bir zincir. bu şekilde dört tane Trabzanımızı çalışalım. Daha sonra örümceğimizi çalışıp tekrar kenar çalışması yapıyoruz. 4 zincir çalışması yaparak bir üst sıraya geçiyoruz. Tekrar kenar çalışmamızı yapıp Kenar çalışmamız 3 dol, 3 tırabzan, 3 zincir. 3 tırabzan çalıştım. Şimdi arkadaşlar tekli örümceğimizi çalışıp bakın bu şekilde 4 tane tırabzan çalışmıştık. Her yuvaya 2 tane tırabzan çalışacağız. 1 tırabzan, 1 zincir. Tekrar trabzanımızı çalıştık. Bir zincir hemen yan yuvaya geçiyoruz. Yan yuvaya trabzanımızı çalıştık. Yine bir zincir çalışıp aynı yuvaya ikinci trabzanımızı çalışıyoruz. Yani bir yuvaya iki trabzan, bir yuvaya iki trabzan. Aralarda hep birer zincir. Şimdi tekrar yan yuvaya geçiyorum. Bir trabzan, bir zincir. Bu şekilde çalışıyoruz arkadaşlar. Şimdi örümceğimizi yapıp kenar çalışmamızı yapacağız. Yani 4 tane trabzanımız vardı. Onların üst yuvalarına her yuvaya ikişerli trabzan çalıştık. Şimdi kenar çalışmamızı yapıyoruz. 3 zincir 3 trabzan. Bir üst sıraya 4 zincir çalışması yaparak başlıyoruz. Şimdi bu sıramızda arkadaşlar bu sıramız fıstık sırası. Bu sırada kenarlardan artırma işlemini gerçekleştireceğiz. Şimdi Bakın bu şekilde trabzanımızı çalıştık. Artırma işleminde nasıl gerçekleştiriyoruz? Normalde bir örümcek çalışıyordu. Kenarlarda bakın, bu bölümde iki tane örümcek çalışıp hemen bu yuvalara fıstıklarımızı çalışmaya başlıyoruz. Bakın birinci yuvamıza başlıyorum. Altı tane fıstık çalışması yapacağım. 3, 4, 5 ve 6. Fistığımı kapatıyorum. Hemen yan yuvaya geçiyorum. İkinci fıstığımı çalışıyorum. 3, 4, 5, 6. Fıstığımı kapatıyorum. Hemen yan yuvaya geçiyorum. Altalı fıstığımı çalışıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Tekrar fıstığımı kapattım. Hemen yan yuvaya geçiyorum. 2 3 4, 5 ve 6. Tekrar fıstığımı kapattım. Bakın hemen bu yan yuvaya geçiyorum. 2 3 4 5 6. Fıstığımı çalıştım kapattım. Bakın toplamda 2, 4, 5. 5 tane fıstığımızı çalışmış olduk. Şimdi 2 tane örümcek çalışıyoruz. Yine kenar kısımda artırma işlemi uyguluyoruz. Fıstık sıramız, ilk fıstık sıramız, artırma sıramız arkadaşlar. Bunu unutmayın. Tekrar 3 dolgu trabzan, 3 zincir, kenar çalışmamızı yapıp geleyim ben. Şimdi kenar çalışmamızı yaptık arkadaşlar. Tekli örümceğimiz çalışıp artırma işlemi uygulamıştık. Bakın buradan üzümlerimizin başlangıcını başlıyoruz. İkili bir tane trabzan çalışıp arada bir zincir tekrar aynı yuvaya ikinci trabzanımızı çalışıyoruz. Bakın bu başlangıç bölümünü başlıyoruz bu şekilde. Tekrar bir tekli örümcek çalışıp bakın aralara bu ara yuvalara fıstıklarımızı çalışacağız. Alt bölümde alt 5 fıstık çalışmıştık. Şimdi 4 tane fıstık çalışacağız ara yuvalara. 1 2 3 4 5 ve 6. Fıstığımı çalıştım. Kapatıyorum. Hemen bakın ara yan yuvaya Hemen yan yuvaya ikinci fıstığımı çalışıyorum. 2 3 4 5 ve 6. Yine aynı şekilde fıstığımı kapatıyorum. İkinci fıstığımı da çalıştım. Hemen yan yuvaya geçiyorum. 3. fıstığımı çalışıyorum. 5 6. 6'lı fıstığımı çalıştıktan sonra fıstığımı kapatıyorum. Tekrar Hemen yan yuvaya son fıstığımı, dördüncü fıstığımı çalışıyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Fıstığımı kapattıktan sonra bakın örümceğimi çalışıp kenar bölümde artırmış olduğum bölüme modelimin başlangıcını başlıyorum bir trabzan ikili arada bir zincir tekrar aynı yuvaya ikinci trabzanımı çalışıyorum şimdi bir örümcek çalışıp hemen kenar çalışmamı yapıyorum şimdi tekrar bir örümcek çalışıp bakın modelimizi tekrar baştan başlıyoruz bu kenar kısımlarda bu modelimizi de azaltıyoruz bakın 5 ve 4'e azalttık Şimdi bu sıramızda başlangıçtaki başlamış olduğumuz yuvaları oluşturuyoruz. Bir trabzan yani dört tane trabzan çalışacağız. Bir trabzan bir zincir bir trabzan bir zincir bu şekilde dört tane trabzan çalışalım. Bu ikili trabzan çalışmıştık alt yuvada onun iç kısmına bakın bu şekilde 4 tane trabzanımızı çalıştık arkadaşlar. Örümceğimizi çalışıyoruz ve fıstıklarımıza devam ediyoruz. Bu sırada 3 tane fıstık çalışması yapacağız. 1 2 3 4 5 ve 6. Fıstığımızı çalıştıktan sonra kapatıyoruz. Evet tığım takıldı arkadaşlar. Tekrar 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane fıstığımızı çalıştık kapattık. Tekrar hemen yan yuvaya geçiyoruz. Yan yuvaya ikinci fıstığımızı çalışıyoruz. 4 5 ve 6. Altını fıstığımızı çalıştık. Kapattık. Tekrar yan yuvaya geçiyorum. 1 2 3 4 5 ve 6 fıstığımı kapatıyorum. 3 tane fıstığımızı çalıştıktan sonra örümceğimizi çalışıp yine aynı şekilde bakın ikili trabzanımızın iç kısmına 4 tane trabzanımızı çalışıyoruz. Aralarda bir zincir. Bir trabzan, bir zincir, bir trabzan, bir zincir şeklinde 4 tane trabzanımızı çalıştık ve örümceğimizi tekli örümceğimizi çalışıp kenar çalışmamızı yapıyoruz arkadaşlar kenar çalışmamızı yaptıktan sonra tekli örümceğimizi çalışıyoruz bakın başlangıçta çalıştığımız gibi her rüvaya 2 trabzan çalışacağız yani örneğimizin tekrarını yapıyoruz arkadaşlar bakın bu fıstıklarımız başlarken bu fıstığımız da azalıyor arkadaşlar. İlk sıramızda da artırma işlemi uyguluyorduk unutmayalım. Her yuvaya 2 tırabzan, 1 zincir geçiyorum yan yuvaya. Yan yuvaya 1 tırabzan, 1 zincir tekrar aynı yuvaya 1 tırabzan. 1 zincir geçiyorum yan yuvaya. 1 tırabzan, 1 zincir, 1 tırabzan. Yani toplamda 2 4 6 tane 3 yuvada bakın 1, 2, 3 yuvada 6 tane trabzanımız var. Her yuvada 2 trabzan, 2 trabzan, 2 trabzan. Şimdi örümceğimizi çalışıp hemen fıstığımızı azaltıyoruz. Şimdi 2 tane fıstık çalışması yapacağız. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. Fıstığımızı kapatıyoruz. Hemen yan yuvaya geçiyoruz. Bakın bu ara bölümlere fıstığımı çalışıyorum. 2, 3, 4, 5 ve 6. Fıstığımı kapatıyorum. Örümceğimi çalışıp hemen trabzanlarımın üst bölümlerine iç bölümlerine bakın ara yuvalara bir trabzan bir zincir Tekrar aynı yuvaya bir trabzan, bir zincir çalışıyorum. Hemen yan yuvaya geçiyorum. Yan yuvaya yine aynı şekilde bir trabzan, bir zincir, bir trabzan. Bir zincir çalışması yaptım. Bakın 6 tane trabzanımızı çalıştık. Şimdi örümceğimizi çalışıp kenar çalışmamızı yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi kenar çalışmamı yaptım arkadaşlar. Bir bakın fıstık sıramız. Bu sıramız fıstık sıramız. Yani bu sıramız arkadaşlar bu ilk başlangıcımızda kenarda iki örümcek çalışıp artırma işlemini gerçekleştiriyorduk kenar bölümde. Şimdi iki tane örümceğimizi çalışıyoruz. Hemen fıstıklarımızı çalışmaya başlıyoruz. 5 tane fıstığımızı çalışalım bu yuvaları arkadaşlar ki 3 4 5 ve 6 fıstığımı kapatıyorum hemen yan yuvaya geçiyorum 1 2 3 4 5 ve 6 fıstığımı çalıştım ikinci fıstığımı hemen yan yuvaya geçiyorum 2 3 4 5 ve 6. 3. fıstığımı da çalıştım. 2 fıstık daha çalışacağım. 2, 3, 4. Başlangıçta 5 tane fıstığımız var arkadaşlar. Bu fıstık sıramızda kenarlarda 2 örümcek çalışıp 2 kenarda da artırma işlemi çalışıyorduk. Unutmayalım bunu. Sadece bu bölümlerde artırma işlemi uyguluyoruz. Bakın 5 tane fıstığımızı çalıştık. Şimdi bakın bu fıstıklarımız azaldı. Tek fıstığa düştü. Şimdi tekli örümceğimizi çalışıp hemen üzüm şey fıstıklarımızın evet üzümlü fıstığımızın sonunu çalışıyoruz. 1 2 3 4 5 ve 6. Tek fıstığımızı çalıştık, kapatıyoruz. Bakın bu şekilde fıstıklarımızı tamamladık. 5 fıstık, 4 fıstık, 3 fıstık, 2 fıstık ve 1 fıstık. Tekrar yanı başındaki hemen modele başladık arkadaşlar. Bakın bu da aynı şekilde devam edecek. 5 fıstık, 4 fıstık, 3 fıstık, 2 fıstık. Bakın buradan tekrar diğer fıstıklı modelimiz başlayacak kenar kısmında. Yani birisi biterken sonlanırken diğer modelimiz oluşuyor. Şimdi bakın bu fıstıklarımı da çalıştım. Şimdi kenar bölümdeki artırma işlemini çalışıyoruz. Fıstıklı ilk fıstıkları çalıştığımız bölümde kenar bölümde artırma işlemi uyguluyoruz. Bunu unutmuyoruz arkadaşlar. Kenar çalışmamı yapıyorum. Bir üst sıraya 3 4 4 zincirle başlıyorum. Bakın bu şekilde arkadaşlar. Bakın bu kısımlardan iki örümcek başladık. Fıstıklı sıramızın olduğu e, sırada ilk başta ve sonda bakın bu bölümde iki örümcek ikili örümcek çalışarak artırma işlemi uyguladık. Bu bölümlerden bakın e, modelimizin başlangıcını başlayacağız. Yani bu örümceğimizin üst kısmına bu ikili yuvamızı çalışarak modelimizi devam ettireceğiz. Daha sonra da bakın bunlarımız bu fıstıklarımız modelimiz azalacak. Tekrar buradan da yine aynı şekilde bu fıstığımızın üst bölüme ne de ikili trabzanımızı yuvamızı oluşturacağız. Buradan da fıstıklı modelimiz devam edecek. Şimdi arkadaşlar bakın kenar çalışmamızı yaptıktan sonra bir alt sırada artırma işlemi çalışmıştık. İkili örümcek çalışmıştık. Onun üst bölümüne bakın fıstıklarımızı başladığımız modelimizi başladığımız bu yuvayı oluşturduk. Bakın buradan modelimiz devam edecek. Daha sonra fıstıklarımız azalıyor. Alt bölümde 5'ti 4 fıstığı çalıştık. Şimdi fıstıklarımızın sonlandırdığımız zaman bakın bir fıstığın tepesine de aynı şekilde modelimizin başlangıcını tekrar çalışıyoruz. Modelimizin başlangıcı bakın bir zincir bir trabzan bir zincir. Bakın buradan da modelimiz yeniden başlıyor. Şimdi örümceğimizi çalışıp fıstığımızı azaltacağız. Daha sonra tekrar modelimizin başlangıcını alt bölümde artırmış olduğumuz bölüme uygulayacağız. Şimdi fıstığımızı çalıştık. Bakın alt bölümde artırma işlemi uygulamıştık. O bölüme modelimizin başlangıcını çalışıyoruz. Bir trabzan, bir zincir. Tekrar örümceğimizi çalışıp kenar çalışmamızı yapacağız Ben biraz çalışayım arkadaşlar çalışıp geleyim modelimizin daha belirgin hale gelmesi için bir te genel bir tekrar yapacağız modelimizin sonunda Evet mavi rengi de çok hoş oldu bakın mavi renginde çalıştım arkadaşlar modelimize bakın ikili trabzan yaparak başlangıcını başladık üst bölüme 4 tane trabzan daha sonra aynı yuvalara ikişerli trabzan çalışması yaptık daha sonra fıstıklı bölümümüze geçerken kenar bölümde iki kenar bölümde de ikili örümcek çalışarak artırma işlemini başladık. Daha sonra bakın fıstıklarımızı çalıştık. Bu artırma işlemini bakın artırma işlemini uygulamıştık. İlk fıstıklı bölümü çalışırken ikili örümcek çalışmıştık. Bu bölümden fıstığımızın başlangıcını başlayıp modelimizi oluşturduk. Bakın dörtlü fıstık, beşli fıstık, Dörtlü fıstık, üçlü, ikili ve birli modelimiz bu şekilde devam etti. Tekrar bir üst sıraya modelimizi kurarak devam ediyoruz. Bir de kenar kısımlardan, bakın bu ilk fıstıklı kısma başladığımız bölümde ikili örümcek artırma işlemi uygulayarak diğer modelimizi oluşturuyoruz. Bakın bir birinci modelimiz, ikili modelimiz, bir üst sırada üç tane modelimiz oluşuyor. Bu şekilde kenar bölümlerden artıyor. Sizler dilediğiniz uzunlukta şalınızı çalışabilirsiniz. Şimdi kenar oyamızı çalışalım arkadaşlar. Kenar oyamız için ilk etapta başlangıçta iki tane örümcek çalışıp hemen bakın bu yuvaya sabitliyoruz. Örümceklerimizi biraz büyük tutuyoruz arkadaşlar. ikili örümcek çalışıyoruz. Bakın kenar kısma bu şekilde sabitliyoruz. Bu şekilde bir sıra örümcek tüm çevresine dolanalım. Şimdi modelimizin köşe bölümüne geldik arkadaşlar. Bakın köşe bölümüne de çalışıyorum. Tekrar ikili örümcek çalışıp bakın bu orta kısmı sabitliyorum. Tekrar ikili örümcek çalışıp Bakın bu kısma sabitledim köşeye. Bakın köşe bölümümüzde bu şekilde çalışıyoruz. Devam ediyoruz örümcek çalışmaya. Kenar çalışmamızda bir sıra örümceğimizi çalıştık. Şimdi ikinci sıramızdayız arkadaşlar. Sizler dilediğiniz kadar örümcek çalışıp kenar oyasını ondan sonra çalışabilirsiniz. İki sıra yapabilirsiniz. Üç sıra yapabilirsiniz. Sizin tercihinize kalmış arkadaşlar. Ben iki sıra örümcek çalışıp daha sonra bademli fıstıklı kenar oyağımı çalışacağım. İkili örümceğimi çalışıp alt bölümde çalışmış olduğum örümceklerin üst bölümlerine sabitliyorum. Bu şekilde bir sıra daha örümceğimizi çalışalım. Şimdi kenar oyamıza devam ediyoruz arkadaşlar. Bakın tekli örümceğimizi çalışıyoruz. Hemen bu örümceklerimizin üst kısmını sabitliyoruz. Sabitledikten sonra aynı yuvaya altılı fıstığımızı çalışıyoruz. 4, 5, 6. Altılı fıstığımızı çalıştıktan sonra kapatıyoruz. 2, 3, 4. 4 zincir çalışıp fıstığımızın alka bölümüne sabitliyoruz. Tekrar örümceğimizi çalışıp bakın bu yuvaya sabitliyoruz örümceğimizin üst bölümüne. Sabitledikten sonra altılı fıstığımızı çalışıyoruz. Aralarda tekli örümcek. 1 2 3 4 5 ve 6. Alt. 6'lı fıstığımızı çalışıp kapattık. 2 3 4. 4 zincirimizi çalışıp bakın arka bölümden sabitledikten sonra tekli örümceğimizi çalışıp bakın bu örümceğimizin üst bölümüne sabitliyoruz. Bu şekilde kenar oyamızı tüm çevresine çalışalım. Evet gerçekten harika bir şal modeli arkadaşlar. Çok güzel kenar oyasıyla. Bakın bu şekilde. Mavimiz de bu şekilde oldu. Bakın. Çok güzel bir model. Gerçekten Çocuklarınızın çeyizine yakışacak bir model. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Videoma yorum ve desteği unutmayın. Abone olup destekleyin. İyi günler diliyorum arkadaşlar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere.